Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sanırım açıklama yapıyor şu anda. Şu anda pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. İki, ben daha tersini söyleyeyim. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Yani birinci gün pozitif yoğun bakım şartlarında, 3 gün sonra biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı, böyle bir vakada bile beklemeden erken dönemde filyasyona, yani bulaşıcılık, yani taramaya hızla çıktığımızı, aman korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yerle temas etmeyin. Biz bir takım testleri yapıncaya kadar ve 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemini aldık. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de geriye dönük arkadaşlar, yani hastanedeki hekim arkadaşlar, bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu. Buradan kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde PCR yöntemiyle çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren, demin bahsetmiştim, hızlı antijen kiti, bir antikor var bir de antijen, hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan, 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitlede daha yaygın bütün 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız. Yani 10-15 bin günde hedef demiştim. Ben bunun özellikle bulaşıcılığı sağlamak anlamında hızlı kitle birlikte sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Güney Kore'de bu hızlı kitlerle 250 bin tamamlandı. Bizde bu sayı yakalanır mı? Daha ötesi de yakalanabilir. Söylemek istiyorum. Test için söylüyorum. Bunun dışında meslek örgütleri ile ilgili görüşmeden bahsedildi. Bana milletvekili arkadaşlardan Gamze İlgezli ve Ali Şeker görüşmek istediklerini meslek örgütleri temsilcileriyle dediğinde bir hafta sonra görüştüm. Ve saatlerce de bu konuları da konuştuk. Meslek örgütleri 30 kişilik bütün Türkiye'nin birikimi olan kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz bilim kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu? Bak iyi niyetle, ne olursunuz, bu çok önemli bir dönem. Önemli bir mücadele ve bunun ilk günlerde adını sorun küresel, mücadele ulusal demiştik. Gerçekten bu derece önemli bir konu. Bir kişinin bile bu dönemde bu algıyı, bu birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü sağlık üzerinden politikanın hiç kimseye yapılan sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Ve bu dönemde personelimizin çok önemli olduğunu. Kendini anladı bunu. Siz söylemediniz. Ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum. Birilerini hedef alarak söylemiyorum. Sadece meclisi de hedef alarak söylemiyorum. Bunun dışında malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan
Çok firma var. Ve bu noktada çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracı önlediğimizi ama bununla birlikte üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte bunu aşmak için çok yoğun bir gayret sarf edildiğini biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukla gereğini yapacağımızdan emin olun. Ben üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde demin de bahsettiğim 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret, herhangi bir fatura asla istemiyoruz dedim. Ve bundan sonra da yapıyor olacağız. Ve bu noktada çünkü bu dönemde bu mücadelenin bir seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve bu mücadelenin de gerçekten sağlık ordusuyla yapılabileceği ve bu ordumuzun gerçekten fedakar ve özveriyle çalışan şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin çok motive edilmesi gerektiği kanaatindeyim. O nedenle de ben birkaç cümleyle ben başka bir şey söyleyeyim. Bu soruyu iyi ki sordunuz. Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum 2 hafta önceydi. Biz görmüyoruz. Ola ki bir şekilde eks olan, hayatını kaybeden zatüre nedeniyle vakalar olabilir. Gerçekte pozitif olabilir. Biz bununla ilgili örneklerini aldığımız, daha önce çalışmasını yaptığımız 5 ili taradık. Burada İstanbul başta olmak üzere. Çıkmadı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son söz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.